Merhaba sevgili seyirciler. Melida Mustafiç ben ve sizinle İstanbul'u yaşatan insanlar programımızda bugün Ortaköy'e geldik. Ortaköy bildiğiniz gibi çok ayrı, özel bir yer. Hem tarih açısından hem de işte o çok kültürlülük açısından. Bildiğiniz gibi bugün de öyle Müslümanların, Rumların, Yahudilerin ve Ermenilerin birlikte bir araya barış içinde yaşadığı bir yerdir. Aynı zamanda çok fazla turistlerin ilgi çektiği bir yer. Hem farklı tarihi yerlerden dolayı hem de bu küçük esnaflar sattıkları işte özel süvenirler hem de ayrıca kumpirler için meşhurdur. Biz bugün buraya hem kumpir yeme geldik, en iyi kumpir seçme geldik ve Ortaköy'ün bu gizli sokakları sizinle birlikte gezme geldik. O yüzden hadi gelin birlikte gezelim. Biraz böyle işte stres dağıtıp devam edeceğiz gezimizi. Kusura bakmayın. Ortaköy İstanbul olduğu gibi her yerin bir ayrı bir hikayesi var. Ortaköy'de biraz işte internet araştırdım. Turistik olarak geldim fakat adı mesela Ortaköy neden olduğunu bilmiyordum. Sonradan gördüm ki bir tane sultan burada tam ortada bir dere geçtiği için ismi Ortaköy vermiş. Hatta Dereboyu Caddesi var burada ve o caddede işte o derenin tam ortasında geçtiği için caddede Dereboyu Caddesi olarak kalmıştır. Fakat Ortaköy çok eski bir yer. Antik çağda farklı bir ismi taşıyordu. Sonra da Bizans döneminde de farklı bir ismi taşıyordu. Sultan Süleyman'la birlikte Müslümanlar buraya gelmeye başladı işte 1500'lü yıllarda. Şimdi Ortaköy'ün bir parçası olan Portakal Yokuşu'na çıkacağız. Gelmek ister misiniz? Şu an Ortaköy'deyiz ve meşhur Kumpirci Sokağı'na geldik. Büyük ihtimalle turist olarak buraya gelirsiniz ya da işte gezersiniz burada ve kumpir yemek isterseniz çok zor karar verirsiniz. Acaba hangisi daha iyi, hangisi daha kötü? Bir de herkes kendine ait bir şekilde kendi kumpirini tanıtmaya çalışıyor. Hazırlanışı ve aslında önemli olan da işte nasıl satacağını da göreceğiz. Ve içine nasıl neler katıyor, kumpirde ne var ve asıl lezzet bu mu acaba bakacağız. Nasıl yapılıyor, neler katıyorsunuz içine? Yani aslında kumpir yapması çok kolay bir şey. Çünkü neden sorarsanız yani patates açtıktan sonra tereyağı kaşarını koyuyoruz içine. Sonra güzelce karıştırıyoruz, kaşarı güzelce eritiyoruz. Ondan sonra işte istek üzeri malzeme bırakıyoruz içine. Karışık isterseniz karışık bırakıyoruz. Peki şey biliyor musunuz kumpir nereden geliyor? Yani kumpir nereden geliyor? Güzel bir soru. Kumpir... Peki ben size söyleyeyim mi? Çünkü ben biraz araştırdım. Ve çok ilginç bir şey buldum. Ben normalde Sırbistanlıyım. Balkanlardan geliyorum. Ve kumpir asıl Yugoslavya'dan geliyor.
Çünkü biz krompir diyorduk ve ben diyordum ki neden böyle bir şey var, benzerlik var şey kelimede. İlk yapılıyor sadece içinde ama salata koyuluyor. Oradan alıyorlar. Hatta bazı işte hikayelere göre şey de buldum. Bulgarlar, Bulgar göçmenleri buraya gelip getiriyor. Ama kesinlikle Türkler bunu çok farklı bir boyuta getirdiler. Ama Türkiye'deki gibi kesinlikle değil. Yani... Ben satışı gördüm ve gerçekten satış için 10 numara verebilirim yani. Özel mendiller müşteri için. Bilmiyorum, burada müşteri çekmek biraz zor. Çünkü dediğim gibi çok rekabet var ama bunlar bence çok başarılılar bu konuda. Buradaki lezzet, kalite hiçbir yerde yok. Çünkü malzeme olsun, lezzet olsun, kalite olsun, potansiyel olsun hiçbir yerde bulunmaz. Bir de ilginç bir şekilde büyük ihtimalle ne bileyim Almanya'da da İngiltere'de yapılan kumpirde şey yok, kısır yok mesela. 15-20 sene öncesinde dayım Gillal'le mesela ben arada sırada öyle muhabbet sohbet edildim. Sırf kumpirin lezzetini oluşturmak için bir ton malzeme değişikliği yapmışlar. Mesela ton balığı olsun. Normalde kumpirde lezzetli olur. Ama olmamış işte, tutulmamış. Ketçap mayonez mesela. Ketçap mayonez yerine hardal varmış. O da lezzetli olmamış. Tavuk mesela koyuyorlarmış. O da lezzetli olmamış. Bunu böyle bulmuşlar. Böyle daha lezzetli. Çünkü daha çok gidiyor. Herkes beğeniyor. Müşteriler geldiğinde acaba böyle bir sorun çıkartıyor mu? İşte bu olsun şu olsun ya da işte olmayan bir şey isteyenler oluyor mu? Yani bunları böyle bir de mesela ne bileyim 10 tane müşteri olduğunda işte herkes farklı bir şey istiyor. Bir de burada bir sürü bir şey var. Kafa biraz karıştırıyor mu? 20 kişi olsun, 30 kişi olsun. Zaten 5 dakika içinde hemen hazırlayıp müşteriye veriyoruz kumpirleri. Yani değişik isteyen çok şey oluyor. Aşırı derece mesela. Mesela yamış şeyin içine şey istiyor. Kumpirin içine mesela sütlü çikolata içsem bile var. Gerçekten vallahi billahi. Yani sütlü çikolata. Yok yapmadık. Yani sonuçta yani, kumpirin tadını bozar. Siz şey sıkıldınız mı kumpiri? Yani yiyor musunuz normal şartlarda? Ben çok severim de bütün gün. Ama... Yani şimdi mesela bir işin içinde olduğunda insan gözü doyuyor ister istemez. Yemiyor, yiyesi gelmiyor. Şey peki merak ediyorum yani sanırım siz işleri önceden başlatıyorsunuz yani ne bileyim mesela kumpirin şey pişiriliyor mu ne yapıyor kumpir yani haşlanıyor? Dükkan yaklaşık 7-8 gibi açılıyor ondan sonra ilk önce gelir gelmez fırını açıyoruz fırın bir 15-20 dakika ısınıyor ondan sonra patatesi atıyoruz güzelce ısınıyor. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saate patates çıkıyor. O esnada patates çıkana kadar da tezgah mezgah açıyoruz. Sonra eksiklerimiz varsa kısır, Amerikan, kaşar ya da sosis varsa onları hallediyoruz. Zaten kumpirin en önemlisi tadı veren Amerikan da kısırdır. Çünkü onlar el yapımı göz nuru olduğu için. Yani özellikle onları yaparken çok titiz davranıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla lezzet, daha çok lezzet vermeye çalışıyoruz. Ya ben de evde bir kere böyle yapmaya çalıştım da sizinki gibi olmadı yani. Evet. Yani sonuçta hani davulun sesi zaten kulağa hoş gelir. Bir de gelip yakından görmek lazım, dinlemek lazım. Bizimkisi o misal işte. Yani dışarıdan bakınca çok kolay falan filan diyen çok güzel oluyor da ama zor işte. Zor. Her işin bir zorluğu var yani. Müşteri çağırmak olsun mesela. Önemli olan zaten burada ağzı laf yapan kazanır. Nasıl kazanır? Merhabalar abi, hoş geldiniz. Merhabalar. Gurbetçilere özel hazırlarım. Bak dün de gelmiştin sen, seni hatırladım. Eskiyiz mi? Hoş geldin. Yani mesela örneğin Rusça, Arapça, İngilizce, Farsça önemli olan insanları kandırabilmek. O dilleri peki normalde konuşuyor musunuz yoksa sadece o cümleleri için çağırmak için yani, oraya? Yani çağırmak için yani gönül isterdi yabancı dili tıkır tıkır konuşabilmek. İşte öğreniyoruz işte yavaş yavaş öğreniyoruz yani. Şey peki merak ediyorum mesela böyle burada aslında şey önemli bu işte pazarlama yapmakta. Böyle hangi işte değişik cümlemi söyleyeceksin insanları güldüreceksin ama bir değişik bir şey yaratacaksın insanlarda. Bunlar acaba böyle... Akşamları uyumadan önce ya da böyle önce planlıyorsun. Yok yani Allah vergisi diyelim yani ağzımız laf yapıyor bir de. Yani insanlara zaten iltifat ettim mi? Yani yetenek yani. Şimdi insanlara yani iltifat ettim mi tatlı dille çağırdım mı gelir. Yani kimisinin de hoşuna gidiyor insanları bağırmak. Kimisi de mesela çağırmayınca kendinden geliyor. Rahatsız oluyor. Yukarıda çok bağırıyorlar çünkü. Artık bir kumpir hazırlamaya başladım. Ben çok acıktım gerçekten. Tabii kaç tane hazırlayalım? Şimdilik bana bir tane hazırlayacağız. Tamam. Hanımefendi güzel patateslerden çıkaralım. Kumpirim hazırlanıyor. Ve kaşar ister misiniz? Tabii ki kaşar yani isteriz. Yani olmaz zaten. Aynen. Lezzeti veren. Hani istemiyorum desem ne yapacaksınız? Yani isteğe bağlı. Yani sonuçta hani kumpir denildi mi tereyağı kaşarlı yenilen bir yiyecektir yani. Yani ha normal patates yemişsin ha patates yemişsin. Tereyağı kaşar olmasın. Lezzet veriyor yani. Ya
Kaşar çok seviyorum ya, her şeyi. Yani şey genelde... acayip bir tadı veriyor değil mi? Aynen, yani burada yani. Kaşar şimdi koymasak olmaz. Çok değişiyor. Dedim. Şey bu kocaman kumpirleri yani az da patatesleri nerede buluyorsunuz? Niğde, Nevşehir, Afyon o tarafta. Oraya gidip mi alıyorsunuz yoksa yani, sipariş veriyorsunuz? Merhabalar. Gurbetçilere özel hazırlarım. Bak dün de gelmiştin sen, seni hatırladım. Bozun da gelmişti. Hatırlıyor musunuz yani kaç tane insan geçiyor falan? Yani kimse hatırlamaz da ben hatırlarım. Evet nasıl olsun? Şimdi seçeceğiz. Tabii. O şeyden olabilir. Biraz acılı. Ondan birazcık olsun o zaman. Tabii. Birazcık derken? Yani bu kadar. Tabii. Ya bir bakalım yani. Başka mısır? Tamam. Başka? Bunlar ne? Acı sos, bazen mayonez sosu. O olabilir. Oraya son bırakalım, lezzet verir. Tamam. Şey birazcık ama çok az evet. İnanın hani mi? Şimdi ikisi de şimdi böyle hem patates. İnanır mısın? Bu kısırla güne girin birinci çıkarsın. Ustamızı özel Kenya'dan getirdik. Bir de o şey turuncu olan ne acaba? Acılı mayonez. Acılı mayonez. Evet. Şanssızma. Şey peki bu ne? Havuç mayonez. İster misiniz? Olur biraz. Ya ama bu. Ben bunu bir sene yerim. Siz bunu zaten 2-3 gün acıkmazsınız. Onu garanti veriyorum. Tabii. Tamam güzel. İlk aç karnında geldim. Bu ne? Zeytin ezmesi. İster misiniz? Bir şey denemiş olayım yani. Sonra pişman olurum. Bir de şimdi. Yok ben şöyle kenarına bıraktım. Yani tadına bakmak isterseniz. Tamam olur. Zaten kenara bıraktım. Şimdi ben bunu nasıl yiyeceğim? Kaşık da yiyeceksiniz. Tamam. Bir de böyle dışarıda o kadar şey var ki böyle insanlar büyük ihtimal benim gibi hep düşünür. Bundan biraz koyayım, bundan biraz koyayım sonra işte böyle acı gözlü diye bir şey var deniyor yani sanırım Türkiye'de. Şey işte hepsinden koymasam... Sen ortaki gelmesin, bedava almasın, para mı vermesin sen işte. Keçemeniz? Olur, çok az. Yeter. Zaten 3 tane farklı mayonezi koymadık mı? Tamam yeter. Ya muhteşem görünüyor. Çok iyi görünüyor. Doğum günü pastası. Yeter. Tamam ben şimdi bu kumpiri alıyorum. Ama hak ettin değil mi? Hak ettiniz, gerçekten hak ettiniz yani. İyi görünüyor. Hadi. Aynen öyle. Teşekkürler. Rica ederim. Gidiyoruz değil mi? Kumpirimizi aldık ve sahilde yiyeceğiz. O yüzden çok merak ediyorum nasıl bir şey olduğunu ve şu an hiç pişman değilim kalori var mı diye. Öyle bu mikrofon beni biraz rahatsız edecek o yüzden size veriyorum. Kumpirimi yedim. Aslında yemeye çalıştım. Henüz de bitmedi. Fakat kumpiri bayıldım. En iyisini seçmeye hiç gerek yok. Zaten bundan da yeterince doydum. Ve çok lezzetli bir şey. Ne kadar böyle işte o taraflardan, yani bunu öğrendiğimde işte Balkanlardan aslında kumpir geliyor öğrendiğimde biraz şey oldum ama kesinlikle Türk kumpirle hiç benzetmez. Çünkü bu acayip bir şey. Kumpirimizi yedik. Şimdi arkadaşımıza gidip bir haber vereceğiz. Beğendik mi beğenmedik mi diye. Bakalım nasıl tepki verecek. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Biz kumpirimizi yedik de çok beğenmedik ya. Neden? Yani ne bileyim. Ciddi misiniz? Aynen böyle bir garip bir tadı vardı. İnanır mısınız? Sana bir şey söyleyeyim mi? Yani tarihte şu an ilki şanslandıydın. Neden soramadınız? Ya tamam tabii ki. Biraz böyle bir şaka yapayım dedim de. Beğenmemek bence imkansız gerçekten. Yani böyle sırf çünkü, şey demiyorum. Sözünüzü kesin kusura bakmayın. Çünkü kumpiri yaparken içime sevgimi, mutluluğumu, kalitemi koydum. Teşekkürler. Rica ederim. Onun tadı zaten işte özellikle sevginin ve mutluluğun. Ya gerçekten çok beğendim kumpiri. Hani şey dedim ya az önce böyle küçük bir yarışma yapacağım, bir seçeceğim. Yani hangi kumpir daha iyi? Kesinlikle yapamayacağım. Çünkü o kadar doydum ve hiç bu tadı bozmak istemiyorum. Kesinlikle. O yüzden ellerinize sağlık 100 defa Türklerin dediği gibi. Çok teşekkürler. Kumpiri çok beğendik.
Kumpirimizi yedik. Şimdi biraz gezdik. Gördüğünüz gibi o kadar şey doydum ki hiç yiyemedim bir tane daha. Ama size söz kalsın. Bir dahaki sefer Ortaköy geldiğinde her seferinde farklı kumpir deneyeceğim. Ondan sonra size en iyisini söyleyeceğim. Şimdi biraz Ortaköy gezeceğiz ve bu kalorilerinin yakması lazım. O yüzden gidelim birlikte. Merhaba, kolay gelsin. Bir yem alacağız. Buyurun efendim. Teşekkürler. Teşekkürler efendim. Ortaköy gelip de güvercinleri beslememek bence imkansızdır. O yüzden her geldiğinizde işte buradaki amcalardan yem alıp güvercinleri besleyebilirsiniz. Çok ilginç oluyor zaten. Ve hepsi geliyor yani. Hiç insanlardan korkmuyor. Evcilleştirilmiş güvercinler. Ortaköy gezimizin sonuna geldik. Biraz gezdik, dolaştık, yedik. Fakat Ortaköy'de görülecek ve gidilecek o kadar yer var ki siz kesinlikle işte programda gezdik, gördük, bahane bulup kesinlikle Ortaköy gelmemelik yapmayın. Mutlaka gelin. Size de bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kal, hoşça kal diyoruz.